Sayın takipçilerimiz merhaba, bir videomuzda daha beraberiz, hoş geldiniz. Bu videomuzda bir konuya değineceğiz. Bu konuda çok soru alıyoruz. Benim eşim Türkiye'ye çocuğumu kaçırmak istiyor. Ben ne yapabilirim diye soruyorlar. Hemen belirteyim ki bugün anlatacağım konu benim yetki alanımda değil. Almanya örneğini vereceğim. Almanya ile ilgili olarak örnek vereceğiz. Ancak anlattıklarımız diğer ülke hukukları için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hangi ülkede yaşıyorsanız aynı durumla karşılaştığınızda o ülkenin avukatlarına müracaat etmenizi tavsiye ederim. İster evlilik birliği içerisinde olsun, isterse boşanma sonrası olsun, Almanya'da velayet ortaktır. Ortak velayet eşler açısından ortak çocuk varsa bunun velayeti ortaktır. Yani boşanmanın velayete pek etkisi olmuyor. Çok istisnai durumlarda tek kişiye veriliyor. Ama boşanmış olsanız bile velayet ortak olarak kabul ediliyor. Türkiye'de ise Türk Medeni Kanunu'nun 336. maddesi, hala bu madde yürürlüktedir. Bu madde gereğince ortak velayet söz konusu değildir. Sadece eşlerden anne veya babaya verilir boşanma halinde velayet hakkı. Evlilik birliği içerisinde ise velayet hakkı ortaktır, devam eder. Ancak son zamanlarda Türk hukukunda da özellikle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği son zamanlardaki kararlarda uluslararası sözleşmelerde gerekçe göstererek 336. maddeye rağmen ortak velayetin olabileceği bu şekilde kararlar veriliyor. Fakat bu uygulama hem kanuna dayanmadığı için hem de çok genel olmadığı için maalesef tamamını kapsıyor diyemeyiz. İşte bunu bilen Almanya'daki eşler ortak velayetten kurtulmak için çocuğu Türkiye'ye kaçırıyorlar, boşanma sonrası da olsa, ve Türkiye'de bir velayet davası açıp sadece kendilerinin üzerine velayetin alınmasını sağlamaya çalışıyorlar. Hemen belirteyim ki çocuk Türkiye'ye kaçırıldıktan sonra, yani Türkiye'ye götürüldükten sonra eş tarafından artık orada Alman hukukunun uygulama alanından çıkar, uluslararası hukuk ve Türk hukukunun uygulama alanına girer. Burada tabii ki o çocuğu getirtmek için tekrar Almanya'ya uluslararası çocuk kaçırmanın hukuki veçelerine dair Lahey Sözleşmesi var. Bununla ilgili bu sözleşme ve 5717'li sayılı kanun gereğince bu çocuğun muhtet meskeni Türkiye'ye döndürülmesi sağlanabilir. Ancak bu çok zor bir davadır. Çok meşakkatli ve masraflı bir davadır. Bununla ilgili olarak daha önce bir video yapmıştım. Bu videoyu şurada linkini veriyorum. Buradaki linkten tekrar izlersiniz. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım orada. Uluslararası çocuk kaçırmalarla ilgili Türkiye'ye kaçırılan çocukların nasıl iade olacağı, şartlarının neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Bu videomu tekrar izleyip bilgi alabilirsiniz. Ancak bu videoda konu olan şey Türkiye'ye daha henüz kaçırılmamış ama kaçırılma durumu olan çocuklarla ilgili. Türkiye'ye kaçırılma ihtimali olan bir çocuğu daha kaçırılmadan Almanya'dayken kaçırılmasını engelleyebilir miyiz? Bu soruya cevap arayacağım. Bu konuda Alman hukukundaki avukat arkadaşlardan ve kendi araştırmalarından edindiğim bilgileri sizinle paylaşacağım. Evet, mümkündür. Fakat bunun bazı şartları var. Eğer çocuk yanında bulunan eş çocuğu Türkiye'ye kaçırma ihtimali varsa, böyle bir şüphe var ise hemen en yakın mahkemeye başvurup bir tedbir kararı, çocuğun yurt dışına, yani Almanya dışına çıkarılmasını önlemek için bir dava açılabilir. Tedbir nitelikli bir davadır. Bu davalar çok acil olduğu için genellikle mahkemeler 1-2 hafta içerisinde duruşma günü veriyor ve bu duruşmada bir karara varıyor. Eğer durum çok vahimse ve gecikmesinde de zarar umulan bir hal varsa, yani gecikilecekse ve bu da belgelendirilebiliyorsa, mahkeme, Alman mahkemesi duruşma yapmadan dosya üzerinden de tedbir kararı, yani çocuğun pasaportuyla yurt dışına çıkmasını engellemek için tedbir kararı verebiliyor.
Elbette kararın nasıl ve ne kadar sürede çıkacağı sizin mahkemeye vereceğiniz delillere bağlıdır. Yoksa sadece ben şüpheleniyorum, bu kadardır, İşte eşim Türkiye'ye kaçıracak çocuğu demeniz yetmiyor. Belge sunmanız gerek. Bunu en azından o kanaati oluşturacak sağlam delillerinizin olması gerekiyor. Örnek verirsek, sadece dilinizle söyleyeceğiniz bir şey değil de bir eşin uçak bileti aldığı ve uçak biletinin işte 1-2 hafta içerisinde gideceği, böyle bir kanıt varsa elinizde, illaki aslı olması gerekmez, böyle bir delili sunmakla sadece dilinizle söylemeniz arasında çok büyük bir fark vardır. Yani şunu söylüyorum, ne kadar net ve açık çocuğun kaçırılacağını ispatlayabiliyorsanız mahkemeye, o kadar hızlı ve istediğiniz gibi tedbir kararı mahkemece verilir. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Doğru zamanda ve doğru şekilde hareket etmeniz gerekir. Örneğin çok gecikerek en son avukata giderseniz, avukat aracılığıyla takip etmek istediğinizde, o zaman çok fazla bir şey kalmayabilir, yapılabilecek. Çünkü çocuk uçağa binip havalandıktan sonra veya araçla gidiyorsa Almanya sınırlarını terk ettikten sonra yapacağınız hiçbir şey yoktur Alman hukukuna göre. Ancak ve ancak demin söylediğim gibi uluslararası sözleşmeden dolayı, uluslararası çocuk kaçırmalardan dolayı, işte orası benim alanıma giriyor, Türkiye'ye gittikten sonra o işlemler yapılabilir. Almanya bu işe karışamaz o zaman. Şayet bunu yapabilirseniz, yani çocuğun yurt dışına kaçırılmasını engelleyebilirseniz, bir mahkeme kararıyla, tedbir kararı da olsa, ileride Almanya'da açılacak bir boşanma davası veya bir velayet davasında sizin elinizde güçlü bir delil olmuş olur. Kendi çocuğunu diğer eşinden kaçıran bir anne veya babanın iyi bir anne baba olmayacağı, açılacak bir velayet davasında tek taraflı velayetin diğer tarafa, kaçıran değil, onu o konuda tedbir kararı aldıran eşe bırakılacağını da unutmayalım. Bu konuda kuvvetli bir delil olmuş olur. Tabii ki Almanya tarafında dediğim gibi yapılacak işlemler benim alanıma girmiyor. Bu konuda Alman hukukunda meslektaşlarımıza başvurarak hızlı bir şekilde karar aldırabilirsiniz. Çocuğunuzun Türkiye'ye kaçırılmasını önleyebilirsiniz. Kısa bir videomuzda yine beraberdik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp like yapıp, abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı, çünkü bunu yaptığınızda haklarımızla ilgili yeni videolarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz. Haklarımızla ilgili bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere. İyi günler.